Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Sadece bir paket baklavalık, böreklik, yufka ile neler hazırladım neler. Tam 3 tepsi, 2 tane börek, 1 tane de baklava tarifi sizi bekliyor. Tamamını hazırlamam neredeyse 1 saatimi bile almadı. Öncelikle baklava ile başlayalım. Biliyorsunuz bu bayram fazla kalabalık değiliz. O yüzden böyle küçük küçük porsiyonlarda bitecek gibi. Hepsine doyacağımız gibi yapacağım. Çift kat baklava yufkası kullanıyorum. 2 tane üst üste koydum. Fındık ezmesi kullanacağım bugün. Değişiklik olarak üzerine %70 fındık içeren bir fındık ezmesi var elimde. Biraz sponsor içerikli reklam gibi oldum. Asla değil. Ben de sizler gibi marketten parayla alıyorum. 2 kat yufkamı biraz tereyağı üzerine serptim ve fındık ezmesiyle birlikte gördüğünüz gibi ince rulo halinde sarıyorum. Bu burma baklava yapmak için kullanılan oklavalardan kullanıyorum. Sizler şiş de kullanabilirsiniz. Evinizdeki en kalın şişi bile kullanabilirsiniz. Yoğun bir fındık içinde olduğu için bu şekilde kullanıyorum. Normal marketlerde satılan sadece fındık kremaları içinde eriyip yanabilir. O yüzden onları kullanmayın. Varsa elinizde böyle bir %70 içeren fındık ürünü böyle bir şey kullanın, ama yoksa da fındık, ceviz ne istiyorsanız onu serperek aynı şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içine erittiğim tereyağdan böyle fırça yardımıyla biraz akıtıyorum. O kadar. Çok fazla böyle içini tereyağıyla doldurmanıza gerek yok. Çünkü zaten üzerinde tereyağıyla sıvı yağ ile birlikte kaplayacağız fırına girmeden önce. Bir de şişe sararken ya da işte bu tarz oklavaya sararken çok sıkı sarmayın ki çıkarması kolay olsun. Elinizde parçalanmasın. Baklavalık yufka ne yazık ki çok çabuk kuruyor. İşte o yüzden biraz böyle elimizi çabuk tutuyorum. Ve bir taraftan diğer kalan baklavalık yufkaları da üzerine nemli bir bezle kapatıyorum. 150 gram kadar yağ erittim. Birazını içine, geriye kalan kısmını da üzerine gezdiriyorum. Altına ayrılan sütü ayıracağım. Çünkü o böyle yandığı zaman siyah siyah oluyor biliyorsunuz. Biraz da üzerine sıvı yağ gezdireceğim. Yaklaşık şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ gezdirdim. Bol yağın içinde ağır ateşte 175-180 derece turbo ayarında kızarmaya gönderiyorum. Altında gördüğünüz gibi tereyağın sütü birikti. Bunu da börekte kullanacağım. Asla dökmüyorum. Biraz üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Toplamda 150 gram tereyağı ya da margarin, üzerine de sıvı yağ ile de tamamlayabilirsiniz. Yağlamayı tamamladıktan sonra artık bıçakla kesebilirim. Şöyle en küçük kare borcamı kullandım. Bilmem oradan anlayabiliyor musunuz? Şimdi 3 tane evimizde bulunan borcamlarla tarifi çekmeye çalıştım ki hepiniz ölçülerde şaşmayın diye. Şöyle yakın çekimde size ne kadar yağladığımı da göstermeye çalışıyorum. Gözünüzle baktığınız zaman dibindeki yağı görmeniz lazım. Baklavamın şerbeti için 2,5 su bardağı şekere 2 su bardağı su. Böyle limonun bir de ucunu kesip ocağa gönderiyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatacağım. Ve baklava çıktıktan sonra, ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık olan şerbeti vereceğim. Diğer taraftan böreğimin iç harcını hazırlıyorum. Size böyle kısaca hemen size sıkmadan bir börek harcı göstermek istiyorum. Bir tane büyük boy soğanı biraz yağda kavuruyorum. İçine 200 gram kadar kıymayı ilave ettim. Kıymayı da iyice güzelce soteledikten sonra baharatlandırmaya ve tatlandırmaya geçeceğim. Çok lezzetli bir iç harcı hazırlayacağız. Sarıyer böreği cinsi bir börek hazırlayacağız. Özellikle bayram sabahına muhteşem olur. Gördüğünüz gibi bir avuç kadar dolmalık fıstık ya da ceviz de koyabilirsiniz. Ve bir bardağın içine de böyle kuş üzümü ısladım. Onu da suyundan arındırdıktan sonra içine ilave ediyorum. Biraz da maydanoz ilave edeceğim. Tuz, karabiber ve tarçın ilavesinde bulunacağım. Bu börek harcını bilenler bilir, çok severler hatta. Bilmeyenler için mutlaka deneyin derim. Hiç ön yargılı olmayın. Ne o tarçın mı var içinde, kuş üzümü ne alaka demeyin. Gerçekten muhteşem bir börek harcıdır. Ben size fikir olsun diye böyle bir börek harcını göstermek istedim. Siz istediğiniz gibi bir harç da hazırlayabilirsiniz. 2 tane baklavalık yufkayı üst üste yine koydum. Tek baklavalık yufka çok çabuk yırtılıyor. O yüzden 2 tane her zaman ideal oluyor. İçine bu börek harcından serpiştiriyorum. Ve bir ucundan başlayıp rulo halinde hepsini saracağım. Dikdörtgen en büyük boy borcam için tek tek dizeceğim yan yana.
Dikdörtgen borcamı bu şekilde diziyorum. Altını herhangi bir şekilde yağlamadım. Sadece üzerinden yağ dökeceğim zaten. Biraz yağlayacağım. O altına da geçecektir. İçini de gördüğünüz gibi hiç soslamadım. Daha fazla ıslatmaya gerek yok. Börekleri şimdi keseceğim. Şöyle istediğiniz ebatta kesebilirsiniz. Daha küçük küçük de kesebilirsiniz. Ben bu boyu uygun gördüm. Kestikten sonra fırına verirsiniz. O şekilde daha güzel içi buhar çıkacaktır. Üzerine de biraz tereyağı gezdiriyorum. Erisilmiş tereyağı. Sıvı yağ da gezdirebilirsiniz. Daha sonra fırına gönderiyorum. Ve hemen üçüncü böreğime geçiyorum. Peynirli bir börek harcı hazırladım. Peynirlerimi rendeledim güzelce. Yağlı bir peynir olursa böyle daha güzel içinde erir. Lor da kullanabilirsiniz. İki tane üst üste yufkamı serdim. Bu şekilde pili halinde büzüyorum. Son kalan kısmını da üzerine kapatıyorum. Şimdi başlıyorum gül şeklinde sarmaya. Gül şeklinde sardıktan sonra ters çevireceğim. Çünkü akan yani eriyen peynirler alta böyle erisin yapışsın istemiyorum. İşte bakın altına gördüğünüz gibi böyle bir izole ettim börek yufkasıyla ve bu şekilde gül böreğimi kolayca oluşturdum. Baklava yufkası oldukça kuru bir yufka. Piştikten sonra da böyle hani çıtır çıtır değil de biraz çatır çatır da oluyor. İşte o yüzden onun üzerine güzel bir sos hazırlamam lazım. Kıyma böreği yumuşatır ama burada peynir yumuşatmaz, daha sertleştirir. O yüzden üzerine bir yumurta sarısı, biraz yoğurt ve yağ ile birlikte güzel bir sos hazırlıyorum. Bu sosu tamamen üzerine sereceğim, üzerine gezdireceğim, süreceğim. Bu şekilde hem birazcık yumuşaklık hem de biraz lezzet vereceğim. Böreklerimi 190 derecede alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Diğer taraftan baklavam da artık pişti. Çıkartıp şerbetleyeceğim. Baklavamı çıkarttıktan sonra bir 5-10 dakika kadar beklettim. Şerbetim de bu arada biraz ılıdı. Yani çok sıcak değil, kaynar değil ama çok böyle ılık soğuk da değil. Ilık bir şerbet, sıcak bir baklava şeklinde buluşturuyorum. Hiç merak etmeyin, hamurlaşmaz çünkü bol yağda yavaş yavaş kızardı. Baklava şerbetimi 10 dakika aralıklarla iki seferde hatta 3 kerede de verebilirsiniz. Böyle azar azar verirseniz de içinde asla hamurlaşma meydana gelmez. Ve bir paket yufka ile işte bu 3 tane şahane lezzeti hazırladık. Böyle küçük bir tepsi baklava yaptık. Bir küçük tepsi peynirli börek. Bir dikdörtgen borcama da kıymalı börek hazırladım. Siz isterseniz iki çeşidini yapın bunlardan sadece. Ben sadece ne kadar bereketli bir yufkadan ne kadar bereketli bir tarif olabileceğini göstermeye çalıştım. Baklavamı şöyle süslüyorum, püslüyorum. Tabağıma alacağım, çıtırtısını duyuracağım. Böreklerimi böleceğim, servise alacağım. Her birinin tadı inanın muhteşem oldu. Yakın çekimlerle ben de sizlere fikir olsun diye göstermeye çalışacağım. Elbette ki böreklerim de şahane oldular. Şöyle bir iki tanesini bölüp size göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi üzerine hazırladığım sos işe yaramış ve yumuşacık olmuşlar ama içleri tel tel, altları da çıtır çıtır oldular. Böreklerim çıtır çıtır, baklavam çıtır çıtır. Bir tane, sadece bir tane yufkalık, baklavalık yufkadan bu kadar bereketli bir menü hazırladım. İnşallah sizler de bayram için bu menüleri hazırlarsınız ve memnun kalırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.